Birçok kişi bilmese de 2005 yapımı Emily Rose Şeytan Çarpması filminin korkunç olayları tamamen kurgusal değildi. Aksine Annelise Michel adlı bir Alman kızın gerçek deneyimlerine dayanıyordu. Annelise Michel 1960'lı yıllarda Bavaria'da sıkı bir Katolik olarak büyüdü. Annelise 16 yaşındayken aniden okulda bayıldı ve kendinden geçmiş bir şekilde yürümeye başladı. Annelise olayı hatırlamamasına rağmen arkadaşları ve ailesi onun trans benzeri bir durumda olduğunu söyledi. Bir yıl sonra Annelise Michel benzer bir olay yaşadı. Tekrar transa girdi ve transın ortasında uyandı. Vücudunda kontrolsüz bir şekilde kasılmalar yaşadı ve altını ıslattı. Annelise Michel bu olaydan sonra bir nöroloğa göründü. Kendisine görsel ve işitsel halüsinasyonlara neden olan bir hastalık tanısı koyuldu. Temporal lob epilepsisi. Annelise Michel teşhisten sonra rahatsızlığı için ilaç almaya başladı ve 1973'te Würzburg Üniversitesi'ne gitmeye başladı. Kendisine verilen ilaçlar ona yardım edemedi ve yıllar ilerledikçe durumu bozulmaya başladı. Annelise hala ilaçlarını alıyor olmasına rağmen bir iblis tarafından ele geçirildiğine ve ilaç dışında bir çözüm bulması gerektiğine inanmaya başladı. Gittiği her yerde şeytanın yüzünü görmeye başladı ve kulaklarına fısıldayan şeytanları duyduğunu söyledi. Şeytanların kendisine lanetlenmiş olduğunu ve dua ederken cehennemde çürüyeceğini söylediğini duydu. Bu nedenle şeytanın kendisine sahip olmak istediğine karar verdi. Annelise Michel şeytani deneyimlerinden duyduğu rahatsızlıktan kurtulmak için yerel rahipler ile görüştü. Fakat onunla görüşen din adamları tıbbi yardım alması gerektiğini söyledi. Ayrıca kilisenin onayı olmadan kendisine yardım edemeyeceklerini de belirttiler. Bu olaydan sonra Annelise'in sanrıları aşırı bir hal aldı. Kendi kıyafetlerini parçalamaya başladı. Yerlerde sürünürken evin içerisinde dolaştı. Bulduğu böcekleri yiyordu ve işediği yerleri yalıyordu. Ayrıca bahçede bulduğu ölü bir kuşun kafasını kopartarak yemişti. Sonunda Annelise'in annesi bunun bir şeytan musallat olduğuna inanan bir rahip buldu. Ernst Alt, rahip Alt, şeytan çıkarma için gerekli izinleri aldı ve bunun tamamen gizli tutulmasını istedi. Gelecek 10 ay boyunca rahip Alt ve yardımcısı Renz, genç kadına 4 saat kadar süren toplamda 67 adet şeytan çıkarma ayini yaptı. Bu ayinler sırasında Annelise'in 5 kötü ruh tarafından ele geçirildiğine inandıklarını açıkladılar. Lucifer, Cain, Judas Iscariot, Adolf Hitler ve Nero. Tanıklara göre Annelise Michel'in vücudunda bulunan 5 kötü ruh da odadakileriyle iletişime geçti. 10 ay süren şeytan çıkarma ayinleri genç kız için oldukça ağırdı. Genç kıza sürekli dua etmesi için zorla diz çöktürüyorlardı ve bunun sonucunda Annelise Michel'in diz kapakları kırıldı. Ayinler sırasında genç kız sürekli kiliseden nefret ettiğini ve diğer insanlar gibi olmak istediğini söylüyordu. Annelise Michel'in ölümü. Şeytan çıkarma ayinleri sırasında genç kız bir odaya kapatılmıştı ve dışarı çıkması yasaklanmıştı. Sürekli yatağa bağlı olarak tutuluyordu. Gitgide kötüleşen Annelise Michel bir süre sonra çektiği ıstıraptan dolayı yemeği ve içmeyi kesti. Sonunda 1 Temmuz 1976 yılında yetersiz beslenme ve dehidrasyondan hayatını kaybetti. Ölümünden sonra Annelise'in hikayesi Almanya'da ulusal bir sansasyon haline geldi ve şeytan çıkarmayı yapan iki rahip ihtimallerinden dolayı cinayetten suçlandı. Rahipler ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın ailesi ise bir ceza almadı.